Vice ahlaksız ya da kötü davranış anlamına geliyor. Bu genel olarak kötülük terimi olarak kabul ediliyor. Bunun içerisine yasa dışı kumarı, fuhşu, narkotik suçları, aklınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz. With information, there's always a cost. Bu dizi Tokyo'nun karanlık yönlerine odaklanıyor ve gerçek bir hikayeye dayanıyor. Tokyo Vice aslında 2009'da yayınlanmış bir anı kitabı. Jake adındaki bir Amerikalı Japonya'daki en büyük gazetelerden bir tanesinde muhabir olarak çalışmaya başlıyor ve daha sonra bu anılarını kitaplaştırıyor. Dizideki Jake de bir ilki gerçekleştiriyor. Japonya'nın en yüksek tirajlı gazetesinde yani Meicho'da muhabir olarak işe başlıyor. Bir polis muhabirinin ilk olarak anlaması gereken kural şudur. Tokyo'da cinayet işlenmez. Here's what you need to understand. There's no murder in Japan. Nasıl yani? Peki ya işlenen cinayetler ne olacak? Tekrar edeyim. There is no murder in Japan. Peki ya birisi sokakta bıçaklanmışsa ne olacak? Could be manslaughter. Could be accidental death. İşte muhabir Jake gazetedeki ilk fırçasını bu konuda yer. Daiji! Soka! Haber metinine adamın öldürüldüğünü yazmıştır. Nanda? Omae ga kaita kono kami kuzu wa. Soko ni sono otoku wa satsugai sareta tte kaiteru na. Keisatsu ga satsugai sareta to itta no ka. Bu aslında gündüz vakti gökyüzünde güneş var demek gibi bir şey. Güneş olabilir ama onu kayıtlara geçirmek başkadır. Peki tamam, anladık. Tokyo'da cinayet yok. Ama hiç mi yok? Jake anahtar kelimeye ulaşır. But the key is, unless you have to deal with a witness, it's never a murder. Peki ya cinayetin cinayet olduğunu anlamak için neden şahit gereksin ki? Jake anlamaya çalışır. Her ailenin, her toplumun, her ülkenin kendi kodları vardır. Japonya'da cinayet yoktur. Gündüz gökyüzünde güneş olmaması gibi. Peki neden? Şahit neden bu kadar önemli? İyi dinle Jake. Because you report it and we can solve it, our client's date goes down. İşte bu nedenle polis cinayet demediği sürece gazeteci asla haber metinine böyle giremez. Neydi o? 5M1K. Evrensel değer taşıyan haber yöntemi. Kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl? Jake ilk gününde bunları dinler. İçi, doko de, dare ga, nani? Ama bir dakika, bir terslik var. Bu 3M1K. Neden ve nasıl? Neden eksik? Naze wa? Yoyu ga aru toki dake, saigo ni kakinasai. Yoyu tte yoku aru desu. Mazu nai to omoinasai. Çünkü Japonya'da cinayet yoktur. Neden ve nasıllara girerseniz polisin bunu çözmesi gerekir. Onların önüne geçme. Sadece polis raporunda ne yazıyorsa onu haberleştirecek. Peki kim bu Jake? Japonya'da ne işi var? Onun hakkında çok az şey biliyoruz. Amerikalı birisi, Sofia Üniversitesi'nde tam 3 yıl Japon edebiyatı okumuş. Sofia Üniversitesi. Bu Japonya'nın en büyük özel üniversitesi. Jake'in babasını görmedik ama adli tıpta çalışıyormuş ve olay yerlerine çocuğunu götürüyormuş. Adli kayıtları incelemek ve gerçekte ne olduğunu anlamak onun hoşuna gidermiş. Tamam güzel, hatta bize Dexter'ı sattın Jake ama Japonya'da işler böyle yürümüyor. Bir muhabir polisin önüne geçemez. Daha sonra Jake'in özellikle birisini aradığını görüyoruz ama bize detay verilmiyor. Onun bir tür intikam peşinde koştuğunu düşünebiliriz ya da bir ajan olduğunu. Peki hangisi? Bunların ikisi de olabilir ya da hiçbirisi de. Çünkü en başta söylediğim gibi Tokyo Vice aslında bir anı kitabının uyarlaması. Ama senaristlerin kitaba ne kadar bağlı kalacakları şu an için bir soru işareti. Diziyi heyecanlı hale getirmek için eklemeler yapılması olası bence. Dizinin gördüğüm kadarıyla 4 tane yönetmeni ve pek çok senaryo yazarı var. Hakkını vermek gerekiyor. Dizi senaryosu gerçekten doyurucu. Daha ilk bölümde bunu hissediyorsunuz ve atmosfer. Dizi atmosferi çok iyi. Henüz hiç aksiyon görmesek de ilk bölüm sizi ekrana kilitliyor. Bu arada dizide tanıdık bir yüzde var. Inception'ın Saido'su. Japon oyuncu Ken Watanabe. Onu seyretmek büyük zevk. Ken Watanabe bu dizide bir polis dedektifi. Jake'in akıl hocası olacak.
Tabii Jake'in araştırmacı gazetecilikteki başarısı ve bunun yanında doğal yetenekleri polisin de ilgisini ve dikkatini çekiyor ve onunla iletişime geçiyorlar. Henüz çok fazla detay bilmiyoruz. İlk bölüm yayınlandı. Tokyo Vice'ı yakın takibe alabilirsiniz. Güzel başladı. Japonya'da cinayet işlenmez. Şahit yoksa. Peki ya şahit Jake olursa ne olacak?